أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hocam hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Fıkıh ve Hayat programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İnşallah yine göndermiş olduğunuz soruları Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla cevaplayacağız. Hocam, seferlik hakkında bir sorumuz var. Seferlik konusunda bugün kesin olarak uygulamamız gereken nedir? Ve hangi kaynaklara dayanıyor? Bunu birkaç soruyla açacağım diyor. Seferlik hükümleri ve uygulamaları birer seçenek midir? Yoksa ehliyet mi? Herhalde yani bir azimet midir, ruhsat mıdır kastolunuyor bundan. İkincisi, motor teknolojilerinin bu kadar geliştiği günümüzde sınır hala 90 kilometre midir? Ve neye dayanır? Üçüncüsü, konforlu yaşamın bu kadar geliştiği günümüzde 15 gün hala sınır mıdır? Yine seferiliğin geçerli olabileceği bir ortamda bulunan insanlar arasında onlara uyarak namaz kılınabilir mi diye daha uzun bir soru var. İsterseniz bunu sona bırakalım. Diğer sorularla başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sözlerimizin doğru olmasını nasip eylesin. Sözlerimizin hayrından insanların istifade etmesini, şerrinin de etkisinin zail olmasını lütfetsin. Şimdi bu kardeşimiz seferilikle ilgili dönem dönem birçok insanın zihnini meşgul eden bir konuyu soruyor. Seferilik acaba dünden bugüne değişmiş midir, değişmemiş midir? Dün bu kadar gelişmiş vasıtalar, nakil araçları yoktu. Bugün adeta evimizden daha konforlu bir şekilde bir yerden bir yere intikal edebiliyoruz, gidebiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Acaba bu gibi tekniğin vermiş olduğu nimetler söz konusu iken hala eski hükümlere bağlı kalmayı sürdürecek miyiz, sürdürmeyecek miyiz diye de soruyor. Öncelikle şunu ifade edelim. Zaman zaman bundan bahsetmiştik. Ancak yeri gelmişken tekrar bahsetmekte fayda var. Şeriatımızda, dinimizde hükümler illetlere bağlanmaktadır. İllet dediğimiz sebeptir. Yani bir hükmün sebebi oluşmuşsa, sebebi varsa bu sebep bulunduğunda hüküm otomatik olarak devreye girer, söz konusu olur. Bir de bununla beraber bu hükümlerin hikmetleri vardır. Bu hikmetlerden bir kısmını biz bilebiliriz, bir kısmını ise bilemeyiz. Hükmün illete bağlı olması, %100 değişmeyen, kişiden kişiye farklılık arz etmeyen, sabit bir sebebe bağlı olması anlamına gelir. Hikmet ise kişiden kişiye değişebilir. Zamana ve mekana göre farklılık arz edebilir. Mesela bir misalle bunu açıklayacak olursak, trafikteki ışıklar, işaret ışıkları, bunlar trafiği düzenlemek için konulmuş olan ışıklardır. Mesela ışıkta kırmızı yanarken, kırmızı kime yanıyorsa, arabaya yanıyorsa arabalar dururlar. Kırmızı yandığında. Burada arabaların durmasının illeti kırmızı işaretin yanıyor olmasıdır. Ancak kırmızı işaretin hikmeti ise trafiği düzenlemektir. Düşünelim ki gecenin birinde ikisinde yolda giderken trafik ışıklarına denk geldik arabamızla. Kırmızı yanıyor. Kırmızı yandığında ne yapacağız? Göreceğiz. Duracak mıyız? Kırmızı yanıyorsa duracağız. Çünkü kırmızı bize durun diyor. Ancak bu trafik ışıklarının hikmeti neydi? Bunlar trafiği düzenliyorlardı. Gecenin ikisinde trafik yok ki neyini düzenleyecek? Ortada sadece bizim aracımız var. Peki duracak mıyız? Duracağız. Durmasak da trafik kameraları bizim kırmızıda geçtiğimizi tespit etse peşinden ceza evimize kadar geliyor. Ondan sonra sen istediğin kadar mahkemeye itiraz et. Efendim, bu trafik işaretlerinin hikmeti
trafiği düzenlemek için var olmuşlardır. Trafik olmadığına göre bu işaretlere ihtiyaç da yok. Dolayısıyla benim burada kırmızıya geçmemin herhangi bir suç teşkil edecek durumu yoktur diye sen istediğin kadar anlat. Dinlemezler. O ne der? Kardeşim kırmızı yandığında durmayacak mıydın? Duracaktın. Durdun mu? Durmadın. Sen cezalı duruma düştün der. İşte burada kırmızının yanması illeti teşkil etmektedir. İşte trafik işaretleri trafiği düzenliyordu. İnsanların, yayıların kimin geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu anlatıyordu vesairesi. İşin hikmet boyutudur. Hikmete göre hükümler tanzim edilmez. Hükümler illete göre tanzim edilir. Hikmet bazen bulunur, bazen bulunmaz. Filana göre bulunur, feşmekana göre bulunmaz. Yere ve zamana göre değişebilir. Ama illet olan şeyin, yani bir hükme medar olan, dayanak olan, mesnet olan şeyin öyle olması gerekir ki onun kişiden kişiye değişmeyen, durumdan duruma değişmeyen, zamandan zamana, mekandan mekana değişiklik arz etmeyen sabit bir değer olması lazım gelir. Şimdi bu açıklayıcı bilgiden sonra seyahat halinde, yolculuk halinde, sefer halinde ki hükümlere tekrar dönecek olursak, dün de öyleydi, bugün de öyledir. Kimi insanların yolculukları kolaydır, kimi insanların yolculukları zordur. Yani şimdi evet ulaşım ve nakil araçlarında büyük bir mesafe kat edilmiş. Ancak bununla beraber herkes bu araçları kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Nice insanlar var. Dünyanın farklı bölgelerinde nice insanlar var. Bunlar hala zorluklarla, meşakkatlerle yolculuk yapıyorlar. Şeriatımızın hükümleri ise geneldir. Herkese göre aynı standarttadır. Dolayısıyla köyde olan için 90 kilometre sefer ölçüsüdür. Şehirde olan için BMW kullanan, Mercedes kullanan için bunun ölçüsü değişiktir. Murat 124 kullanan için değişiktir. Böyle bir değişiklik söz konusu değil. Burada 90 kilometre sefer mesafesinin illetidir. Bu 90 kilometre aşıldığında seferilik başlar. 90 kilometre içerisinde de seferilik başlar. Yani teferruatla ilgili, detaylarla ilgili çok fazla bilgi verip de kafa karıştırmayalım. Ancak anlatmak istediğimiz şu, 90 kilometre burada illettir. 90 kilometreyi kim aşarsa aşsın, 90 kilometre ile beraber seferilik hükümleri yürürlüğe girer. İster bunu bir insan çok konforlu bir vasıtada açsın, ister bir aracı karavana haline getirsin, orayı artık evi olarak kullanıyor olsun. İsterse de işte atın, eşeğin üzerinde bu yolculuğu kat etmiş olsun. Her halükarda bu mesafeyi aşan kimse sefer ruhsatlarından istifade eder. Bizim mezhebimiz Hanefi mezhebine göre de seferdeki namazların dört olan namazların iki kılınması ruhsat değil, azimettir. Yani dört kılmak isteyen biri dört kılamaz. İki kılmak durumundadır. Çünkü Cenab-ı Peygamber Efendimiz namazların, dört rekatlık namazların dörtten ikiye inmesini Cenab-ı Allah'ın bir hediyesi, bir armağanı olarak nitelendirmiştir. Bir Müslüman ben Allah'ın armağanını, hediyesini almıyorum, almak istemiyorum diyemez. Ancak oruca sıra gelince seferde oruç tutmakla tutmamak arasında tercih yapılabilir. Bunu tayin ve tespit edecek olan da hakikaten sefer imkanlarının zorluğu, kolaylığı, kişinin bünyesinin buna tahammül edip edememesi meselesidir. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Konuyla ilgili belki anlatılabilecek çok farklı şeyler de olabilir. Ancak bu noktada illet ve hikmet meselesini iyi kavramak gerekiyor. Bizim bakmamız gereken illettir. Hikmet kişiden kişiye değişebilir. Belki burada bilemediğimiz farklı hikmetler de söz konusudur. Yani 90 kilometre hava değişiyordur. Vücudun o havaya intibakı farklılık arz ediyordur. Yani ben işte son yıllarda çokça seyahat etme
imtihanına maruz kalmış biri olarak biliyorum ki en konforlu, en lüks yer bile insanın sade, basit evi kadar olamıyor. Evinizde bir hayat tarzı geliştirmişsiniz, alışkanlıklar edinmişsiniz. Yolculukta ne olursa olsun o hayat tarzı değişiyor, alışkanlıklarınız değişiyor. Yedikleriniz, içtikleriniz değişiyor bir defa. Yani bünye yapınız bile farklılık arz ediyor. Burada sadece bir noktaya takılıp kalıp işte efendim dün insanlar deve üzerinde yolculuk ediyorlardı filan. Ama deve üzerinde yolculuk eden bir padişahı düşünün. O padişaha istisna getirilmemiş ki. Belki de adam kendi normal zamanında yaşadığı standardın çok üstünde bir standartla yolculuk ediyordu. Ne olursa olsun, isterseniz tayyi zaman tayyi mekan yaparak 90 kilometrelik mesafeyi bir göz açıp kapayıncaya kadarki bir mesafede kat etmiş olun. Yine namazları 4 rekat namazları 2 rekat kılmak durumundasınız. Bunu alimlerimiz, hocalarımız böyle söylemişler. Bize de düşen bunlara uymaktır. Eyvallah hocam. Hocam burada sorunun devamında bu 15 gün sınırı da olacak mı? Bu da devam ediyor mu? Gibi bir şey var. Herhalde bu da illet hikmet cehlinden baktığımızda aynı hükme dair evet. Hanefi mezhebi bunun 15 gün olmasını farklı hadislere istinaden söylüyorlar. Burada da tabii 15 gün bir seyahat süresi için vücudun intibakı vesaire gibi konularda hikmetini bildiğimiz bilemediğimiz birçok şeyle bağlantılı, alakalı bir mevzu. Bu gibi ibadet mevzularını biz teknolojinin veya çağın gelişmişlik seviyesine göre tespit ve tayin etmiyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl yapmışsa öyle yapıyoruz. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'den çıkmış, filan yere gitmiş, orada 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kılmış. Ashab-ı kiram efendilerimiz bu aradaki mesafeyi, ölçüyü veriyorlar. Bu ölçüye göre işte bu 90 kilometredir, 80 kilometredir tespit ediliyor. Yoksa yani bir takım insanlar bir araya gelmişler, yolculukta kaç kilometre yolculuk için yeterli bir mazereti teşkil eder filan diye bir söz birliğinin üzerinden doğmuş bir şey değil bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl yapmışsa o günde Müslümanlar öyle yapıyorlardı, bugün de öyle yapmak durumundadırlar. Eyvallah hocam. Hocam sorunun devamında onunla alakalı ancak biraz farklı boyutu olan bir şey var. Seferliğin geçerli olabileceği bir yerde insanlar seferliğin günümüzde uygulanmadığına ve namazların normal olarak kılınması gereğine gönülden inanmışlarsa fitne çıkarmamak için o kimselere uyup namazı onların arkasından kılmak mümkün müdür? Ya da kaza mı etmek gerekir? Yani herhalde böyle bir görüşe sahip olan, bir şekilde bunda ısrar eden kimseler varsa nasıl davranmak lazım gibi. Şimdi Şafii mezhebinde bizde oruçta olduğu gibi onlarda namazda da 4 rekatlı namazı 2 rekatlı kılmak bir ruhsattır. İsteyen 4 kılar, isteyen 2 rekatlı kılar. Dolayısıyla böyle bir fitnenin olduğu yerde bu kardeşlerimize usulüne uygun bir şekilde bunu izah etmek, anlatmak gerekir. Ama eğer buna muktedir olunamıyorsa, güç yettirilemiyorsa, evet fitneden kaçınmak gerekir, fitneye sebebiyet vermemek gerekir. Bu noktada Şafii mezhebinin bu kavliyle amel edilebilir, fitneden kaçınmak adına. Ama her halükarda bir Müslüman camiyi, cemaati terk etmez. Namazını camide, cemaatle kılmaya azimet eder. Elinden geldiğince namazını camide, cemaatle eda etmeye çalışır. Bu noktada da böyle yapması gerekir bu kardeşimizin. Bir de belki bu seferlikle alakalı cemaat, imam cemaat ilişkisinden de bahsedecek hocam. Yani seferi olan bir kimseye uyan kimse nasıl yapar? Ve seferi olmayan birisi seferi olana uyduğunda, yani aksi olduğunda nasıl olabilir? Şimdi cemaat imam nasıl namaz kılıyorsa onun namazına tabi olmakla mükelleftir. Eğer imam mukim bir imamsa, dolayısıyla biz seferi olsak dahi onun arkasında namazı 4 rekatlı birlikte kılarız. Bu şekilde namazlarımızı camide cemaatle eda ettiğimiz zaman herhangi bir problemle de karşılaşmayız. Ya. Hocam gayrimüslim olanlar Müslümanlar üzerindeki kul haklarını nasıl alacaklar?
imanını isteyecek dönüyor. Böyle bir şey var mıdır? Şimdi kul hakkı meselesi çok önemli meselelerden bir tanesi. Cenab-ı Allah kıyamet gününe kul hakkından uzak olarak, azade olarak çıkmamızı hepimize nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günü tasvir ederken dünyada işlenen her şeyin orada hesabının olacağını söylüyor. Hatta boynuzsuz bir hayvanın boynuzlu hayvandan dahi işte boynuzuyla ona zulmetmişse, vurmuşsa hakkını alacağını beyan ediyor. Ve bu hayvanlar arasındaki helalleşmeden sonra hayvanlar toprak olacaklar, imha olacaklar. Ancak onların arasında dahi mükellef olmamalarına rağmen, hayvanların arasında bir mükellefiyet yok. Yani onlar Cenab-ı Allah'ın masum yaratıkları. Bizim Anadolu'da da öyle tarif edilir. Yani hayvanlar için masum yaratıklar denilir. Hayvan hakkına da bu açıdan çok büyük önem atfedilir. Bir Müslüman, Müslüman kardeşiyle bir hak hukuk mücadelesine girmişse, bir şekilde Müslümanla anlaşmak kolaydır. Niye? Aynı dili konuşuyorsunuz çünkü. Yani ya onun bir sevaba ihtiyacı vardır, ya günahından arınmaya ihtiyacı vardır. Sizin sevaplarınızdan eğer sizde alacağı varsa, hakkı varsa, sizin sevaplarınızdan alarak helallaşabilirsiniz. Veya siz onun günahlarından, günahlarınıza Allah muhafaza etsin, katarak helalleşebilirsiniz. Dolayısıyla bir Müslümanın, bir Müslümanla olan davasını çözmek bu anlamda bir gayrimüslimle olan davasını çözmekten daha kolay gözüküyor. Ama bir gayrimüslime karşı eğer bir kul hakkı söz konusu olmuşsa nasıl helalleşeceksiniz? Günahını alsanız onun için bir faydası yok ki yani. Ne kadar günahını alacaksınız? Zaten o cehennemlik. Yani zaten ebedi cehennemlik olduğu tescilli. Siz ona sizin sevabınızdan vermeye kalksanız sevap onun işine yaramıyor ki, iman olmadıktan sonra istediği kadar hayırsever olsun iman etmemiş bir insan. Onun bu hayırseverliği, iyiliği ahirette ona bir fayda verecek mi? Vermeyecek. Dolayısıyla sizin sevaplarınızdan ona vermenizin de onun için bir faydası yok, bir getirisi yok. Nitekim ayeti kerimede estağfirullah وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ diyor Cenab-ı Allah. Allah cehennemliklere günahlarını sormuyor. Hangi günah işledin demiyor onlara. Zaten onların cehennemlik olacağı tescillenmiş. Yani ha bir günah işlemiş, ha iki günah işlemiş. Günah ve sevap Müslüman için önemli. Allah'a iman etmiş olan insan için önemli. Günahı varsa işte ya Cenab-ı Allah inşallah ümit ediyoruz, arzu ediyoruz, dua ediyoruz. Cenab-ı Allah affıyla, mağfiretiyle, lütfuyla, keremiyle muamele edecek. Günahlarımızı affedecek. Veya Allah muhafaza etsin, Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza etsin. Günahlarımız oranında, günahımız kadar günah işleyenlerimiz cehennemde yanacaklar. Ondan sonra belli bir müddet yandıktan sonra inşallah cennete tekrar girecekler. Ama iman etmemiş olanlar için ne günahın ne de sevabın, yani imansız olarak öldükten sonra artık bir faydası yok. Dolayısıyla bu kimselerle helalleşmek çok zor, çok çetin. Cenab-ı Allah o günün dehşetinden hepimize yardımcı olsun. Bundan dolayı Anadolu'da bizim insanlarımız, Müslüman takvalı büyüklerimiz hayvan hakkından ve gayrimüslim hakkından çok çekinmişlerdir. Çünkü bu iki grupla helalleşme imkanı çok zor, çok çetin. Ama dua ediyoruz, ümit ediyoruz ki Cenab-ı Allah bizim adımıza onlardan helallik alır. Eğer böyle bir şeyimiz söz konusu olmuşsa, eğer onları bulabiliyorsak, fiilen dünyada haklarını helal ettirebiliyorsak bunu behemhal yapmamız gerekir. Ertelememiz hiç mi hiç doğru olmaz. Bahçedeki otları kurutmak için ilaç atmanın dinimiz açısından bir mahsuru var mıdır? Şimdi bu evrende biz sadece insanlar olarak yaşamıyoruz. Bu evrende bizimle beraber yaşayan irili ufaklı, büyük küçük birçok canlı var, canlı organizma var. Toprakta da bu organizma var. Buraya atacağımız ilaçlar eğer bir yanma etkisi yapıyor ve yakarak topraktaki mahsulü ve mahsulle beraber toprakta bulunan
canlı organizmaları imha ediyor ise, yakıyor ise bunun caiz olmadığını hocalarımız, alimlerimiz söylüyorlar. Bunun yerine farklı bir takım usullerle bu işi yapmamız gerekiyor. Bugün zaten dünyada organik tarıma doğru gidiyor. Organik tarım kısaca ifadesiyle geleneksel tarım dediğimiz, kimyasal hiçbir ilacın kullanılmadığı, tamamen tabii şekilde bir tarımın yapıldığı, toprağın işlendiği tarımı ifade ediyor. Bu usullere dönmemiz gerekiyor ve kainatta bizimle beraber yaşayan diğer canlıların hakkına, hukukuna da riayet etmemiz gerekiyor. Az önceki konuyla da irtibatlı olarak bu şekilde eğer bu kainatta bizimle beraber yaşayan diğer canlıların hakkına, hukukuna tecavüzümüz söz konusu olursa bunun hesabını da kıyamet günü Cenab-ı Allah bizden sorar. Nitekim Sultan Süleyman Hazretleri, Sultan Süleyman dediğimiz bizim Kanuni Sultan Süleyman, zamanın Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye bir şiirle bir ağacı karıncalar sarsa bu karıncaları kırmak caiz olur mu diye soruyor. Şimdi şiiri hatırlayamıyorum ama aruz vezniyle bir şiir halinde, beyt halinde soruyor. Şeyhülislam da aynı vezinle mukabele ediyor. Diyor ki yarın Hakk'ın divanına varınca alır Sultan Süleyman'dan Hakk'ın karınca. Yani siz Sultan Süleyman dahi olsanız eğer bir karıncayı haksız yere incitmişseniz, ona eziyet etmişseniz kıyamet gününde bunun hesabını Cenab-ı Allah size sorar. Bugün zenginsiniz, varlıklısınız, bugün imkanlarınız var, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde, ben ne yaparsam yaparım, kimse bana hesap soramaz durumunda olabilirsiniz. Ama ölümle beraber artık her şey bitiyor. Ölmeden önce de bitiyor. Yani dünyada nice zenginler var, zenginliklerinden sonra fakirliğe düşen, nice sağlıklı insanlar var. Ufacık bir mikrop ya, ufacık bir mikrop giriyor insanın vücuduna. O bütün insanın tadını, ağzının lezzetini kaçırtıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a karşı takvanın bir parçası da onun mahlukatına karşı adil olmak, zulmetmemektir. Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ya Rabbi hayretimi artır" duasında ne anlamalıyız? Şimdi bizler Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti karşısında ancak hayretimizi ifade edebiliriz. Yani Cenab-ı Allah'ın künhünü, kudretini, azametini anlamamız mümkün değil. Yani ilmimi artır diye dua etse Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu cümlede Cenab-ı Allah'ın ilmen bilinebileceği anlaşılabilir. Ama ancak biz hayretle o azameti seyredebiliriz. O kudret karşısında ancak hayretle kendimizden geçebiliriz. Dolayısıyla hayretinin artması bir insanın Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünün daha fazla farkında olması, daha fazla şuurunda olması anlamına geliyor. Allahu alem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu beyandan olmak üzere böyle dua etmişlerdir. Bir de hocam, dünyaya karşı, bu aleme karşı bir gaflet gözüyle değil de belki biraz daha bir ibret gözüyle bakabilmek, hadiselerden ibret alabilmek. Yani büyüyen bir ağaca, bir çiçeğe bu nasıl büyüdü? Topraktan, kuru bir topraktan bu nasıl çıktı? Diye hayretle bakabilmek herhalde Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaya vesile olacak. Şüphesiz. Bir türlü sıradan bir tabiat hadisesi gibi bunlara bakmak da insanı Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmaktan uzak olacaktır. Bu da belki düşünülebilir. Doğru diyorsunuz. Şüphesiz. Hocam, yerde bulunan para ne yapılmalı? Sahibini bulma imkanı yoksa ne edilmeli? Şeklinde bir sorumuz var. Şimdi bu tür buluntu mallarla ilgili kitaplarımızda özel bahisler var. Bulunan şey iki kısımda değerlendirilebilir. Bir tanesi saklanabilen, sahibi arayıp sorulabilen bir mal olabilir. İkincisi saklanamayan, bozulabilen bir mal olabilir. Düşünün, bir paket unutmuş. Paketin sahibi gitmiş, açmış, bakmışsınız ki paketin içerisinde bir yiyecek maddesi var. Bu bir iki gün içerisinde tüketilmezse bozulacak.
Yani bunu bekletme imkanımız yok. Bunun 1-2 gün içerisinde ya sahibine iade edilmesi gerekiyor veya sahibi namına bir fakire verilmesi gerekiyor. Ama sokakta veya yolda bulduğumuz veya işte bir taksi işletiyoruz, otobüs işletiyoruz, bilmem bir araç işletiyoruz. Bir yolcunun aracın içerisinde unuttuğu, bıraktığı bu tür bozulmayacak olan, uzun müddet muhafaza edilebilecek olan mallarla ilgili her malın kendine ait bir bekleme süresi vardır. Söz gelimi basit bir şeyse, insanların peşinden koşmayacağı, aramayacağı bir şeyse birkaç gün bu bekletilip bir fakire o kişi adına verilebilir. Ancak bir iktisadi değer ifade eden bir meblağsa, adam işte 100 lira, 200 lira, 300 lira, 50 lira, 20 lira bir para unutmuşsa, cüzdanını düşürmüşse, bu cüzdanının içerisinde kimlik bilgileri var ve bu sayede bu kişiye ulaşılabiliyorsa, buna ulaşmak gerekir. Buna ulaşmak bir borçtur. Üzerimize düşen bir sorumluluktur. Bana ne, kendisi arasın bulsun deme lüksüne sahip değiliz. Sen o cüzdanı yerden almayacaktın. Aldın mı artık o cüzdanı sahibine ulaştırma sorumluluğu senin üzerine tereddüt etmektedir. Ama eğer bu cüzdanın içerisinde sahibini bulma imkanı da yoksa, o zaman bölgedeki en yakın mülki amirliğe veya işte orada yaşayan insanların delaletiyle burada eşyasını kaybeden kime müracaat eder, ne yapar? Polis karakoluna bir zabıtla, tutanakla teslim etmek gerekir. Eğer böyle bir imkan da yoksa, yani böyle bir idari birime bunu teslim etme imkanı da yoksa, duruma göre belli yerlere paranın bulunduğunu, böyle bir meblağın bulunduğunu ilanla asarak bir sene kadar bekletilir. Bir sene içerisinde eğer bunun bir sahibi çıkmazsa, o zaman bu kişi namına hayır hasanatta kullanılır, tasadduk edilir. Eğer bulan kimse ihtiyaçlı bir kimse ise bir sene sonra bunu alıp kullanması caiz olur. Eyvallah hocam. Hocam şöyle bir sorumuz var. Bir tartışma esnasında eşim yine taşınacağımız evimiz için orada oturmam. Oturursam ev başıma yıkılsın dedi. Ve bayağı kötü konuştu. Ama şu anda oturmak istiyor. Şartlar değişti. Bunun için bir hocaya sorduk. Bunun büyük yemin olduğunu ve 3 gün oruç tutup 3. gün yemin ettiği evde orucu açmamızı söyledi. Ve bir miktar da para, yani 250 lira para verdik. Herhalde bir sadaka olarak veriyorlar. Acaba başka yapmamız gereken bir şey var mıdır? Bu noktada bir noksallığımız olmuş mu? Bizim için Allah'ın rızası daha önemlidir diye soruyorlar hocam. Şimdi yemin olabilmesi için yeminde bildiğimiz vallahi billahi tallahi türünden Cenab-ı Allah'ın adının geçtiği bir lafzın kullanılmış olması gerekir. Bazen yemin ifadesi olarak çok ağır ifadeler de yemin yerine kullanılabilir denilmiş. Veya bir takım nezil ifadeleri yemin yerine kullanılabilir denilmiş. Ama bu türden işte ekmek Kur'an çarpsın, başım kırılsın, başıma taş düşsün türünden ifadeler fuzuli konuşmak, boş konuşmak türünden ifadelerdir. Bir Müslümana yakışmayacak türden ifadelerdir. Bunun için istiğfar etmesi, tövbe etmesi kişinin yeterlidir. Böyle lüzumsuz söyleri etmemesi ve etmemeye niyet etmesi bunun için Allahu Alem yeterlidir. Anadolu'da insanlarımızın güzel bir ifadesi var. Büyük lokmaya ancak büyük laf etme diye. Çünkü evinde günahı var, ne kusuru var. Ben bu evde oturmam, oturursam işte başıma yıkılsın vesaire filan essin türünden ifadeler. Cenab-ı Allah böyle büyük lafları söyleyen kimseleri söyledikleri şeylerle imtihan eder. El-bela'u muvekkelun bil mantıki. İnsanın başına gelen bela, musibet ağzının, dilinin söylediğinden çıkar diye de bir Arap atasözü var. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hayır konuşmamızı bizlere tavsiye ediyor. Kötümser olmaktan bizleri çekindiriyor, uyarıyor. Dolayısıyla bir Müslüman bütün hayatı boyunca iyimserdir. Her şeye iyi tarafından bakar, olumlu tarafından bakar. Öyle olumsuz ve lüzumsuz ifadeleri kullanmaktan da çekinir ve kaçınır Müslüman. Ama bir gaflet halinde sadır olmuş, söylemişse de hemen tövbe eder, Cenab-ı Allah'a istiğfar eder, rücu eder.
bir daha böyle lüzumsuzluklar içerisine de düşmemeye kesin söz verir. Hocam kaza namazıyla alakalı bir soru var. Daha önce cevaplamıştık ama isterseniz kısaca cevaplayalım. Siz bu yayınlara başlamadan önce ben başka birisini dinliyordum. Benim kaza namazlarım var. Ben de her gün bir günlük kaza namazı kılıyordum. Dediler ki vakit namazları kılarken sünnetleri kaza olarak kılmam gerekiyor. Bir an önce kaza namazlarının bitmesi gerekirmiş. Ne yapmam lazım diye soruyorlar. Şimdi bunu dediğiniz gibi önceki programlarımızda da açıklamıştık. Hatta İmam Şafii Hazretleri'ne nispet edilen kaza namazı borcu olan kimse nafile namaz kılamaz ifadesini de anlatmıştık. Ve şuna benzetmiştik. Yani sizin bana borcunuz var, borcunuzu ödemiyorsunuz, onun yerine bana getiriyorsunuz, çikolata ikram ediyorsunuz, tatlı ikram ediyorsunuz. Halbuki yapılması gereken nedir? Önce borcunu öde, ondan sonra çikolata veya tatlı getireceksen getir, getirmeyeceksen getirme. Kimse senden niye tatlı veya çikolata getirmiyorsun diye bir hesap sormaz ama borcunu ödemiyorsun diye hesap sorar. Dolayısıyla bir Müslüman öncelikli olarak Cenab-ı Allah'a karşı farz ibadetlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ama bunun anlamı şu değil. Yani sen sadece farzını kıl, ondan sonra çek git kahveye, orada lak lak yap, boş işlerle meşgul ol. Bu demek değil. Yani bir insan 24 saatinin zaruri olan uyku ve diğer ihtiyaçları hariç 20 saatini namazla, kaza namazlarını kılarak geçiriyorsa, bu adam hakikaten bu kaza namazlarının arasında nafile namazlarını da kılmaz. Ama kaza namazını kılıyor, nafile namazını kılmıyor. Ondan sonra gidiyor, lak lak yapıyor, boş işlerle uğraşıyor. Vaktini yok yere harcıyorsa bu insan büyük bir yanlış yapıyor ve yaptığı yanlış adam kılıf arıyor demektir. Bizim elhamdülillah öyle bir vakit problemimiz yok. Bir insan namazın sünnetlerini de kılar. Sünnetlerinden sonra günlük olarak kaza namazlarını da kılar ve böylece kaza namazlarını sıfırlamaya gayret eder. Ancak unutmamak gerekir ki o vaktin namazı öncesi ve sonrasındaki sünnetle beraber tam anlamıyla eda edilir, yerine getirilir. Dolayısıyla namazın önceki ve sonraki sünnetini de mutlak surette kılmamız gerekir. Eyvallah hocam. İş arkadaşımın ayıbını, hatasını örtmem gerekiyor. Ancak iş yerine hasar veriyorsa şikayet edebilir miyim? Şimdi bunu şikayet olarak değerlendirmemek lazım. Eğer kul hakkı tereddüt ediyorsa, biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et buyuruyor. Eshab-ı Kiram Efendilerimiz diyor ki, ya Resulallah diyor, mazlum olduğunda tamam kardeşime yardım edeyim de, zalim olduğunda nasıl kardeşime yardım edeyim diye soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, zalimlik yaptığında elinden tutarsın, zulmüne engel olursun, ona en büyük yardımı yapmış olursun. Yani biri birine bir haksızlık yapıyor. Onun haksız yere malını yemeye çalışıyor. Ona engel olman, ona mani olman, ona yaptığın en büyük iyiliktir. Bugün belki sana kızar, belki bugün senden nefret eder ama yarın kıyamet gününde sana dua eder. Senin bu yaptığın işten dolayı sevinir. Şimdi eğer senin iş yerindeki arkadaşın bir haksızlık yapıyorsa, iş yerini sahibine bir ihanet içerisindeyse, zulmediyorsa, bir yanlış yapıyorsa, senin kardeşlik hukuku gereği, arkadaşlık, dostluk hukuku gereği onun bu zulmüne mani olman gerekir. Ancak mani olurken de tabii evvel emirde bunu gidip şikayet etmek veya bir üst makama bildirmekten önce onu nasihatle ikna etmeye çalışmalı. Bak işte sen bu yaptığının insanlar tarafından bilinmesini, patron tarafından bilinmesini ister misin? Haliyle istemezsin. Sen bundan vazgeç. Eğer vazgeçmezsen ben senin adına, senin ahiretin için, senin ebedi hayatın için bunu patrona bildirmek zorundayım. Sadece senin için değil, benim için de bunu patrona bildirmek zorundayım. O zaman nasıl olsa bunu bırakacaksın. Gel sen bunu daha fazla rezil olmadan bırak, vazgeç. Eskiden gaflet halinde haksız yere aldığın bir şeyler varsa onları da iade et diye nasihat etmek, ikaz etmek gerekir.
hocam, tesbih yoksa parmaklarımızla tesbih çekilir mi? Elbette çekilir. Önemli olan sayıyı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde geçen sayıyı tespit edip ona göre çekmektir. Bu sayılarında kendine göre hikmetleri vardır. Bu hikmetleri bazılarını bilebiliriz, bazılarını bilemeyiz. Bazılarını sezebiliriz, çoğunu sezemeyiz de. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç sayısında buyurmuşsa o sayıda tesbihi çekmek bizim üzerimize düşer. Bu sayıyı parmaklarımızla tespit edebiliyorsak parmaklarımızla. Yok tespit edemiyorsak tesbihlerle. Olmadı olmadı. Dijital tesbihler var bugün. Yani hangi araç ve gereçle bunu yapabiliyorsak onu kullanabiliriz. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, bu haftaki programın da sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta gönderdiğiniz soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.